Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte internet konumuzun ikinci videosuna geçiyoruz. İlki çok sevildi. İkincisinde de yine sizlere sözel bölümde bu konudan sorular nasıl gelmiş hep beraber 2021'de, 2022'de, 2023'te her birini göstereceğiz. Ve tam da bir netinizi artıracak şekilde konuyu anlatacağız arkadaşlar. 2020 yılında mesela diyelim ki son soruda A kitapçında. These are the results of survey about internet habits of adults and teenagers. Yani gençlerin ve yetişkinlerin ...internet alışkanlıkları ile alakalı bir araştırmanın sonuçlarını bize eleştirmişlerdi yani göstermişlerdi. Biz de buna göre işte online video mu, watching video mu, sending message mi bunları anlamamız gerekiyordu. Veyahut da yine 6. soruda e, 2020 yılında burada da yine aynı şekilde bize işte e, bir e, telefonunda ve bilgisayarda bir sorun olan insanın... ...on the phone ünitesi üzerinden yine internetin kelimelerini karşılaştırarak sormuşlardı yani bir üniteyle alakalı kelimeleri başka bir ünitenin içerisinde de kullanabiliyorlar. Ya da 2021 yılına baktığımızda A kitapçığında onun soruda yine işte social media accounts. Accounts ne demek istiyorsun? Giriş benim? yapmak. Hayır giriş yapmak login demekti. Account hesap demekti. Burada mesela sosyal medya hesaplarını karşılaştırmamız gerekiyordu. İşte follow takip etmek ya da işte like beğenmek buna benzer kelimeleri bildiğimizde soruları rahat rahat yapabiliyorduk. Veyahut da geçenki videomuzda gösterdiğimiz 2023'te de bu konuyla alakalı bize sekizinci 8. soruda bize password oluşturmayı sormuşlardı. Yani created the following passwords for their accounts. Bak account kelimesi bir daha gelmiş. Demek ki biz account kelimesini az önce senin söylediğin gibi giriş yapmak diye bilmeyeceğiz. Account hesap demek. Mesela sen sosyal medya neleri kullanıyorsun? Twitter, <laughs> Instagram. Harikasın. Bak bunların hesapları yani Twitter hesabın, Twitter account, Instagram hesabın, Instagram account diyorsun. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi sizlere güzel bir şekilde konumuzu anlatacağız. Sonrasında önemli kelimelere bakacağız. Accepting and refusing. Accept ne demek Tonguç de Kabul etmek. Harikasın. Accept kabul etmek. Mesela bunu bileceksin. Accept kabul etmek. Refuse reddetmek. O zaman tekrar soruyorum. Account ne demekti? De? Hesap. Harikasın. Hesap. Mükemmelsin. Asking for clarification. Yani anlamıyorsun mesela. Can you repeat please diyorsun. Ki bunlar yazılarınızda sorulur arkadaşlar. Ve akronimiz bunları hep beraber güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi o zaman intromuz girsin. Bu arada... E, sizlere bu konuyla alakalı süpersonik kitabımızda The internet yani test 20'yi sizlere ödev olarak vereceğiz. Bunları da güzel güzel çözersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım intromuz girsin. Sonrasında güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi tonguç kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Bu arada Tonguç'um akronim ne demek biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim akronim kısaltmalar demek. Mesela diyelim ki NASA bir kısaltma mesela öyle değil mi? Ya da bir e, NATO bir kısaltma bunların her birini öyle. Mesela North Atlantic Treaty Organization yani Kuzey Atlantik... E, barış organizasyon demek. Bunların her birini öğreneceğiz. Şimdi önemli kelimelerle başlıyoruz. Burada Search Engine, Web Browser, Social Networking Sites, User, File, Surveys, Talker, Safety, Addiction bir sürü kelime var. Bu kelimelerin hemen sana Türkçelerini söyleyelim. Sen bunları mutlaka aklına tutmalısın. Çünkü az önceki LGS örneklerinde gördüğümüz gibi bize kelime bilmemizi gerektiren sorular soruyorlar. Yani HeShit, S takısı alır, Will gelir, won't... bunlar değil. Kelimeyi biliyorsan LGS'nin bütün sorularını rahatlıkla yapabiliyorsun İngilizce'de. O yüzden kelime öğreneceğiz. Mesela sağdan başlayalım. Safety güvenlik demek olmuş Ben yazıyorum buraya. Safety güvenlik demek. Addiction kelimesini çok seviyor Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda soruyor. Addiction kelimesi bağımlılık. Mesela sen e, neye neyi çok seviyorsun Tonguç? Koku yani. seviyorum. Evet. Televizyon izlemeye bayılıyorum. Harika. O zaman sen televizyon izlemeye bayılıyorsan sen de Evet, watching TV addiction. Televizyon izleme bağımlılığı var diyebiliriz. O zaman buraya yazdım. Ama kötü bir şey bu arada. Bundan da vazgeçti Tonguç'um. Televizyon mu kaldı ya artık günümüzde? Bağımlılık. Edik de bağlanmak demek. Yani bağlanmak. Mesela ben ona bağlantılıyım demek. Create yine yaratmak anlamına geliyor. Nickname'e baktığımızda lakap olduğunu görüyoruz. Yani böyle takma isim. Aynı zamanda subscriber abone. Mesela bizim kanalımızın şu anda 2 milyon yakın abonesi var. İnşallah 2 milyonla geçeriz. Abone olmayı da arkadaşlar bu arada. <laughs> Usage yine kullanım anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Search engine arama motoru. Engine motor demek. O zaman arama motoru diye buraya yazıyorum. Mesela arama motoru deyince aklına ne geliyor Tonguç evladım? Twitter, Instagram, TikTok hesabı. Evladım onlar arama motoru değil. Onlar social networking sites. Arama motoru dediğin zaman mesela Google olabilir. Anlatabildim mi? Amazon olabilir, eskiden Yahoo vardı mesela. Arama motoru dediğin şey Google. Ama senin söylediğin Twitter, Instagram, TikTok falan onlar Sosyal bağlantı siteleri. Buraya yazıyorum bak altına. Sosyal veya yanına yazayım. Sosyal bağlantı siteleri. Bunlar ayrı. Bunlar arama motoru değil. Ve browser'a baktığımızda internet tarayıcısı diye yazıyorum. İnternet tarayıcısı. Aynı zamanda user kullanıcı demek Tonguç de, Elad'ım benim. User kullanıcı. File dosya anlamına geliyor. Survey ise anket, araştırma anlamına geliyor. Stalker'da gizli takipçi yani gizli gizli stalkluyor. Böyle bakıyor acaba bu ne yapmış kimi beğenmiş kimle ne yapıyor diye e, merak ediyor. Bunlar Erkek kardeşim. Vay erkek kardeşi seni stalkluyor mu? <laughs> Olabilir. Kardeşler birbirini stalklayabilir. Kardeş kardeşi stalk yapabilir. Bunda sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya. Learn. Öğreneceğiz. Şimdi bir kere accepting. Accepting neydi Tonguç Eladim? Kabul etmek. Harikasın. Biz kabul ettiğimiz zaman bir teklif geldiğinde of course kesinlikle. That sounds great. Kulağa hoş geliyor. Yes, I'd love to. Evet isterim. I'm so busy. Çok meşgulüm. But I can't refuse it. Fakat reddedemem gibi ifadelerle accepting yani senin söylediğin gibi kabul edebiliyoruz. Of course'u gördüğün zaman bu olumlu yani kabul etmiş. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Yes, I'd love to. Evet isterim. I'm so busy. Bak sanki kabul etmeyecek gibi duruyor ama but'tan sonra biliyorsun eğer burası olumsuzsa olumluya geçiyordu. I'm so busy. ...but I can't refuse it şeklinde, e, reddedemem şeklinde toplamda kabul etmiş oluyor. Bazen de refusing var. Refusing de tam tersi reddetmek demek. Şimdi, I'm afraid I can't, korkarım yapamam. I have to help my father, babama yardım etmeliyim. I have an exam, sınavım var. Sorry, I can't come. İşte gelemem. I'd love to, isterim bak, olumlu başlamış. But I can't, olumsuz gitmiş. Dolayısıyla bunların her biri olumsuz bitiyor gördüğün gibi. Yani I have an exam dediğinde tabii ki olumsuz bir durum yani I have I am afraid I can't korkarım yapamam gibi ifadeler hep bizim reddettiğimizi söylüyor Tonguç şeyladım benim. Şimdi gelelim akronimse yani kısaltmalara. Burada lol diye gördüğün şey esasında laugh out loud yani yüksek sesle kahkaha atmak demek. Tonight demiş. Bu da yani to, tonight diye okuyorsun. Mesela buna benzer ne Fortnite var? Fortnite hocam. Oğlum <laughs> Fortnite'da Tunay'da ne kadar güzel. Bu kısaltma yani. Bu tabii ki Tunay'da böyle söylemiş. Fortnite başka bir şey yani. O da Fortnite mi olacak? Neyse. See you bak. C ve U harfi İngilizce. See you diye okursun. See you later tamam mı? Burada bak L harfi koyuyor sonra A'ti koyuyor sonra R'yi koyuyor. Later diye böyle garip bir şey yapmış. F to F yani face to face diyebiliyoruz. Mesela bizde de şey var mesela. B to C yani business to e, ...customer... ...burada iş, e, işten öğrenci... ...ya da B2B diye ifadeler var mesela. BTV demiş mesela burada... ...yani tabi biz bunu İngilizce okuduğumuzda... ...BTW yani by the way... ...veyahut da BRB... ...yani be right back gibi ifadelerle kullanılıyor. By the way bu arada demek... ...face face yüzle demek... ...see you later... ...alligator yani görüşürüz diye biliyorsun... ...tonight bu gece... laugh out loud da... E, ...yüksek sesle gülmek anlamına geliyor. Şimdi Tonguç'um... ...burada sana tekrar söylüyorum... ...İngilizce'de... ...LGS'de full yapmak istiyor musun? Evet hocam. O zaman yapman gereken tek şey şu. İngilizcedeki 2023, 2021, 2020'leri biz inceliyoruz ve burada geçen kelimelere göre size video hazırlıyoruz. Siz de buradaki sayfaları açtığınızda arkadaşlar bilmediğiniz kelime var mesela I practice my English diyor. Ben İngilizcemi pratik yapıyorum. Sen bunu bilmiyorsan yani ne olduğunu bilmiyorsan, mayın ne olduğunu bilmiyorsan, practice'in ne olduğunu bilmiyorsan ya da website demiş mesela. Bunun ne olduğunu bilmiyorsan website's demek. Biliyorsan sıkıntı yok ama bilmiyorsan bu kelimeleri tek tek bir kağıda bir karta yazıp bunları tekrar etmelisin ve öğrenmelisin. Çünkü sınavda sadece kelime özellikle sorular soruluyor. Biz mesela LGS dershanesi öğrencilerimize Toprağa, Uraz'a, Ubeydullah'a, Kutlu'ya, Yusuf Kanmaz'a bireysel kitaplar gönderiyoruz. Ama İngilizce'de kelime ezberlemeni söylüyoruz. Yani kişi özel kitapta tabii ki biz onlara diyoruz ki İngilizce şu konularda eksiğin var bunları çöz. Ama en önemlisi kelime bilgisi istiyoruz. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonunda sizlere challenge meydan okuma testimiz var. Onu da mutlaka tavsiye ediyoruz. Oradan da kelime eksiklerinizi görün. Hadi bakalım ödül sorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah LGS İngilizce'de full yaparsınız. Donguç Dershane sundu.